Sağlıkla Takılanlar programında beslenme çeşitleri ne kadar sağlıklı konusu enine boyuna masaya yatırılıyor. CEO Özgür Güner'i, Şef Claudio Kinali, gastroenteroloji uzmanı yardımcı doçent doktor Hakan Güveli, sinir bilim uzmanı Profesör Doktor Sinan Canansa uzman konuklarımız. Ve Açeli Akkoyun moderatörlüğünde Akla Takılanlar başlıyor. Efendim, Akla Takılanlar programına her zaman söylediğimiz gibi hoş geldiniz, merhabalar. Bugün aslında son zamanlarda çok konuşulan, çok konuşulduğu için doğal olarak popüler olan önemli bir konuyu konuşacağız. Hayat kaynaklarımızdan biri olan bir konuyu konuşacağız. Beslenme çeşitlerini efendim. Beslenme çeşitlerini tekrar hoş geldiniz. Değerli uzmanlarımızın bilgileri dağarcığında ele alacağız. Öncelikle izin verirseniz hemen Özgür Bey'e dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ve diyorum, niye ketojenik? Benim hikayem biraz değişik başladı diyeyim. Çünkü açıkçası uzun yıllar spor yapan birisi olarak bir türlü istediğim sağlık ve kendimi iyi hissetme seviyesine çıkamadığımı, hayat kalitemi bir türlü arttıramadığımı düşünüyordum. Bir de bunun tabii somut sonuçları da vardı. Çok sık sakatlanıyordum. Ben uzun mesafe sporu yapıyorum. Uzun mesafeli maraton koşuyorum. Ve daha sonra da uzun mesafe triatlona başladım. Yüzme, bisiklet, koşu disiplinin bir arada oldu. Ancak bu süreçte anladım ki aslında spor yapmak sadece sağlıklı olmanın çok küçük bir parçası. Ve insan spor yaptıkça vücuduyla da bağ kuruyor. Yani ayağınızdaki bir ağrı, midenizdeki bir ağrı veya ertesi günü yorgun olmanız, gerçekten yorgun musunuz yoksa öyle mi hissediyorsunuz? Bunun bir psikolojik boyutu var mı? Somut nedenleri var mı? İnsan vücudunu daha sık dinlemeye ve anlamaya başlıyor. Bunların sonucunda o kadar spor yapan ve kendimce sağlıklı beslendiğimi düşündüğüm bir kişi olarak hayat kalitemi bir türlü istediğim noktaya çıkaramamam, sık sık sakatlanıyor olmam, iş hayatındaki performansımın fiziksel anlamda dalgalı olması beni arayışlara itti. Onun üstüne okumaya başladım. Okudunuz. Bu 2015-2016'nın başı gibi. Dolayısıyla sadece böyle ketojenik beslenme nedir, bunu merak ettim, bir araştırayım şeklinde olmadı. Vücut nasıl çalışıyor, yağ nasıl yakıyor, şeker burada nasıl bir rol oynuyor? Mekanizmayı incelemeye başladım. Burada tabii aslında bilim dünyasında uzman hocalarımız da var. Onlar daha iyi ışık tutacaktır. Ben sonuçta sıradan bir vatandaşım aslında. Sadece kendi üzerimde deneyerek bazı şeyleri bulmayı, keşfetmeyi seviyorum. O anlamda bakıldığında da vücudun biliyorsunuz tek bir beslenme çeşidi yok. Her insana belki de farklı gelen ve iyi gelen beslenme yöntemleri var. Ben kendimce yaptığım araştırmalar, üzerinde yaptığım deneyler ve okumalarım sonucunda ketojenik beslenmeye bir şans vermeyi düşündüm ve 3,5 yıl oldu. Ve bu konuyla ilgili de bir kitap çıkardınız. Bilgilerinizi paylaşmak istediniz. Evet. Bu yolculuğu yapmak isteyenlere de bir rehber kitap hazırladınız. Evet, amacım oydu. Tarifler ve içeriği mi var? Kısaca nasıl anlatabiliriz? Şöyle, aslında benim ketojenik beslenmeyle ilgili hikayemi, neden ketojenik beslenmeye başladığımı, neler yaşadığımı, ilk alışma dönemimi, çünkü birçok insan için zor olabiliyor. Oralarda nelere dikkat ettim, hangi hataları yaptım? Yaptınız. Bence çok kıymetli noktalardan. Bence de hatalar çok kıymetlidir. Hatalar evet. Çok kıymetli. Çünkü çok güzel bir söz var. İnsan kendi hatalarından öğrendiği zaman bilge bir kişi oluyor. Ama başkasının hatasından öğrenince daha bilge bir kişi olabiliyor. O yüzden hatalarımı paylaşmak istedim. Neleri yanlış yaptım. Çok sağ olun. Sürecinde... Çok da şeffaf davranmışsınız bu süreçte. Yani elimden geldiğince ne yaşadıysam onu paylaşmaya çalıştım. Çok. O yüzden benim ketojenik beslenmeyle buluşmam ketojenik beslenme hedefiyle değil, ben daha iyi nasıl beslenebilirim, bunu hayatıma nasıl yansıtabilirimle başlayan bir hikayenin ketojenik beslenmeyle devamı gibi oldu. Zaten onu da soracağım, hocalarımıza da soracağım, size de. Sizde yaşamdaki sürdürülebilirliğini konuşacağım. Daha sonra da biyolojik olarak sürdürülebilirliğini konuşacağım. Zor bir cümleydi ama yapabildim. Sevgili Hakan, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, beslenme çeşitleri de çeşitlendi. Yani eskiden bu kadar beslenmek sadece sağlıktı. Şimdi başka alanlara da kaydı. İşte beynimizin çalışması, aktivitelerimiz birçok yere tesirini görüyoruz hayatımızda. Ama sen aslında Türkiye'de bağırsaklarla sindirim sistemiyle bu işi ilk ele alanlardan, ilk bize duyuranlardansın. Nedir bu yeni beslenme türleriyle ilgili fikrin? Şimdi bu o kadar karışık bir konu ki neredeyse her yıl üniversitede öğrencilerle tüm diyetleri gözden geçiriyoruz. Kanıta dayalı. Bir, biz hala niye bir insan obez olur onu çözemedik. Bir insan obez ve obezitenin 2050 projeksiyonu %60 dünyada. Evet. Buna fazla kilolu, insülin direnci ve direkt obezler dahil. Ondan sonra
200 bin yıllık insan evrimine bende bir hikayem var. Çok yoğun çalışıyordum böyle dahiliye, gastro, nörogastro. Sonra baktım olmadı, 7 yıl eczacılık okudum. Çünkü elmanın kabuğunu da bilmek lazım, çekirdeğini de, gövdesini de tedavi etmek için. O da yetmedi. Bir 10 yıldır da üniversitede beslenme diyet bilimindeyim. Ama bütün bunları birleştirince eksik kalan şey deneylerle de geliyor. Hep de kanıta dayalı. Hı-hı. Hiçbir zaman türbin oynamayı sevmiyorum. Hı-hı. Kanıta dayalı ama damdan düşenlere de hak veriyorum. Hı-hı. İnsanlar çok güzel cümleler vardı. Kendini daha iyi hissetmek hepimizin amacı, kimse yalan söylemesin, aktif yaşamak. Elbette. Biz elimiz, belimiz tutarak, tenceremizi alarak kendi kendimize yetebilir şekilde bütün hedef bunun üzerine. Sonra baktığımızda şeyi düşündüm ben. Kendimde de bunu denedim. Ben diyabet hastasıydım. Hı hı. İnsülin bile vermişlerdi. Yaşam şekli ve özel diyetlerle düşük glütendi, düşük laktozdu ama kesinlikle katkısız. Bunun adına ben şöyle diyorum. İnşallah biz de bir kitap çıkartmayı düşünüyoruz. Modifiye Akdeniz, modifiye vegan. Hı. Sonra tek tek diyetlerin de biz kişiye özel hastalıklarda, kanserde ama en önemlisi çok güzel ifadeler var. Koruyucu. Çünkü benim bayıldığım bir kelime var. Koruyucu hekimlik. Biz bunu unuttuk. Yani bir şey çıktıktan sonra tedavi ver. Bunu zaten sahip olan belirli güçler o parayı alıyor. Halbuki ben her sağlık ocağına bir diyetisyen koysam ASM merkezine uzun dönemde diyabetin belini de kökünü de kırarım. Bravo. Yani integrative çok medicine, güzel, bütünleyici tıp root, kökü tedavi eder. Hı hı. Sonra böyle düşünmeye başlayınca diyet konusunda. Bakın her şey inflamasyondur. Evet. Nedir bu? Bir bakteri virüs değil, iltihaptır. Evet. Vücutta kanserde, kronik hastalıklarda, diyabette, nörodejeneratif dediğimiz beyindeki Alzheimer, demans, Parkinson. Ama bir dakika ya, tıp bu kadar ilerledi. Hep bunları düşündüm. 25 yılda diyabet %400 arttı. Kanser %250 arttı, hı hı, arttı. Kronik hastalıklar %200 arttı. Biz doktorlar başarısız mıyız? Birisi uzun dönem bizi daha fazla yaşatıp bundan para mı kazanmak istiyor? Ya da beslenmemizi beslenmemizle mi başlıyor bütün bu dediğiniz sonuçlar? 200 bin yıllık insan fosiline baktığımızda, 200 bin yıllık evrimleşmiş insana, biz son 50 yıldaki kadar vücuda kimyasal toksin sokmuyoruz. Evet. Ama bunu şöyle dramatik olarak anlatayım. Bir beyaz ekmekte 10 küsür. Hı hı. Bir raftaki bisküvitte 17 tane. Aroma mı, kimyasal mı, tatlandırıcı, evet, mı? Bunları saymayı bırakayım. Sonra da bütün bunlara ilgim arttıktan sonra en doğru diyet vücuttaki inflamasyonu kırmak olmalı. Koruyucuda. Burada hocam bu inflamasyonu kırmayı da konuşacağız ama hemen konuya. Burada da mı kişisel yolculuk elbette kıymetli ama işte, hı hı, şimdi ketojenik konuşuluyor, glutensiz konuşuluyor. Bir sürü beslenme biçimleri var. Burada kişi nasıl kendi yönünü tespit etmeli? Şimdi bu turda başlayayım mı ona, ikinci tura mı bırakayım? Yani kişiye özel, onun genetik ve risklerine özel, fayda sağlayan, hı hı, fayda ve sağlığına yardımcı olmaya sağlayan yaklaşım 20. yüzyıldan sonra adı konulan bütünleyici tıbbın hedefi. Dolayısıyla, hı, diyet de bunda ayrılıyor. Bunların ama hepsine girersem... Yok yok, oraya hayır. Yani, hayır, sadece sağlanabilir mi sağlanamaz mı sorun. Evet, İçeriği sonra soracağım size. İnflamasyonu baskılayan ama kişiye özel nörojenik tablo mu ön planda, onun kanser riski mi, hı hı, ön planda, ondan sonra neyi hedefleyeceğim? Acaba proteini daha yüksek modifiye bir ketojenik, hı hı, mi uygulayacağım ya da GAPS diyeti mi? O bütün modern diyetleri böyle bir 3-5 dakika içinde toparlamaya çalışacağım. Tamam. Peki sevgili Sinan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar. Nasıl oluyor da beyin bir yiyeceği tercih ediyor? Anladım. Ve bir diğerini reddediyor. Yani. Şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Çok mühim bir konu. Yıllarca konuşulsa bitmeyecek bir mevzu. Çünkü yanlışımız çok. Yanlışımızın sebebi şu. Benim esas uğraşı alanım, gerçi başta nörolog dendi ama onu hemen düzelteyim. Aslında ben nöro evrim çalışıyorum. Yani beynin evrimsel gelişimi benim esas konum bu. Ve işte Hakan Hoca'nın da dikkat çektiği gibi 200 bin yıllık bir insan olma sürecimiz var ama ondan önce 14,5 milyon yıllık bir insanlaşma sürecimiz ve 3,5 milyar yıllık bir canlılık hikayesi var. Hı hı. Şimdi biz bugün vücudumuzda bunların hepsinin izlerini taşıyoruz ve biyologlar bizi bir konuda uyarıyorlar. Diyorlar ki 200-300 bin sene önceki atalarınızın vücut ve zihin ayarları neyse, hı hı, bugün aşağı yukarı
sizde de o ayarlar var diyorlar. Çünkü böyle biyolojik organizma işte dün efendim bir uygulama buldum diye bir hafta sonra değişmiyor. Bu kadar hızlı adapte olabilen bir şey değil. Ben buna özetle fabrika ayarları diyorum. İşte insanın fabrika ayarları diye anlatıp durduğum şey bu. İnsanın nöroevrimsel ayarlarını anlatıp kendi bedeninin esas ayarları hakkında bilgilenmesini amaçlıyorum. Aslında yapmaya çalıştığım iş o. Bu konuda işin çok merkezinde ve şöyle bir soruna dayanıyor. Biz tabiatta 200-300 bin yıldır atalarımız Homo sapiens ve 50 bin yıldır da Homo sapiens sapiens denen modern insan olarak hiç bu kadar yiyecek bolluğu içinde yaşamadık. Tabiat ne sunuyorsa onunla istifade ediyorduk. Bulabildiğimizi yemek zorundaydık. Tıkınma genlerimiz var o yüzden. Her şeyi götürenler daha iyi hayatta kaldı. Çünkü yarın yok. Tabiatta bu kadar çok besin yok. Biz mesela bugün markette alışveriş ederken hep ihtiyacımızdan fazla alıyoruz. Niye? O bilinçle mi hocam? Biz bilinçsizlikle. Yani çünkü hani o zaman alışveriş yapan avcı toplayıcı beyin aşağılarda o 300 bin yaşında. Bak klavye da çok onaylıyor seni. Bak hep yemekten tabii, bahsedince tabii mutfak kısmında geliştiği götürmeden duramıyoruz. Çok, çok, çok duru bir şey. Öyle. Yani orada toplayıcı yani oradaki aslında 3000 yıl 300 bin yıl. İnsanın yıl önceki 200 binde 300 bine çıktı geçen sene yeni bulgularla. Oradaki toplayıcılığı biz burada yanlış mı tasarruf ediyoruz? Benim anladığım bizim bu mu? Bizim bunun dışına çıkmamız çok zor. Çünkü günlük hareketlerimizin %90'ını bilinç dışı beynimizi yönlendirdiği için her şeyde bilincimizi kullanamayız. Yani bilinç çok pahalı, pili çabuk bitiyor vesaire. Otomatik pilotla davranıyoruz. Ben şu anda konuşurken bile lafların çoğu otomatik çıkıyor. Çok şey bilir mesela müzisyen, usta müzisyenler gitar çalarken harika çalar. Nasıl çalıyorum diye düşündüğü anda darmadağın olur mesela. Dolayısıyla bilinçli beyin biraz zordur idamesi. Bilinçsiz beynimiz ise en az 300 bin yaşında. En az ki bana sorarsanız 4,5 milyon yaşında aslında. Ve o zamanki doğa koşullarında hayatta kalmaya dair ayarlar neyse bugün aynısını uygulamaya çalışıyor. Bugün sorun endüstriyel gıda çok fazla. Gıda çeşitliliği çok fazla. Mevsimi dışında ulaşabileceğimiz sebzeler, bitkiler çok fazla. Ve her an elimizin altında her şey var. Düşünün. Çocukları markete götürüyorsunuz, şeker reyonlarında aklını kaybediyor çocuk da hepsini istiyor. Şimdi biz de biraz kendimize hakim olmasak o şeker reyonunda her şeyi götüresimiz geliyor. Tabii. Niye böyleyiz? Tabiatta şeker o kadar az ki milyonlarca yıl içinde bizim içimize bir sistem kurmuş. Şeker bulursan götür. Sistem böyle çalışıyor. Ama hızlı enerjiye dönsün. Her gün her yerde şeker bulunca kendimize hakim olamıyoruz. İnsanın bu dünyada doğru yaşaması için diğer canlılardan farklı olarak öğrenmesi gereken en önemli beceri durma becerisi. Diğer hayvanların çok kendine güzel. Dur demeye ihtiyacı yok ama bizim bir dur demeye ihtiyacımız var. Bugün beslenmedeki temel sorun o yiyecek tercihleri dediniz ya. Biz genellikle acıktığımız ya da bedenimizin ihtiyacı olduğu için değil, tadına ve verdiği enerjiye bağımlı olduğumuz için o nesneleri tercih ediyoruz. Ayarımızı bozduk. Tabii. Yani şekerli, karbonhidratlı, soslu, o işte fast food tarzı gıdalar bizi öyle darmadağın ediyor ki onları sürekli istiyoruz ve bir türlü doymayan bir beynimiz olması aslında bu ayarlarla ilgili. Şimdi hocaların işi çok zor. Özellikle bu işin tıbbi kısmıyla uğraşanların bir reçete vermeleri lazım. Fakat reçetelerde parmak izleri birbirinin aynısı olmayan insanlar için çok zor. Yani herkese uygun bir reçete üretilemez. Tabii yaşam stilleri farklı. Çok farklı. İşe gidiyor. Çok farklı. Mesela spor yapıyorsanız, başka tabii. Yapmıyorsanız başka. Dolayısıyla bu önerilerin yanı sıra insanın kendi bedenini, kendi özelinde tanıması çok çok önemli bir nokta. Yani uzmanı böyle televizyonda izleyip karar vermeye çalışırsanız bugün beslenme konusu televizyonda en fazla kavga edilen konudur. Dikkat edin. Kendimizi tanımakla başlayacağız. İnsan aynı insan, uzmanlar televizyonda kavga ediyor, evde oturan da elinde çatal kaşık kalıyor böyle ben ne yapacağım diye. Aslında temel iş kendi vücudunu dinlemek. Bu baskülle sağlık olmaz, onu hemen başta söyleyeyim. Baskülle sağlık kiloyla olmaz. Kiloyla sağlık olmaz. Efendim bilmem ne listesiyle sağlık olmaz. İyi olma hali total bir haldir, sadece yemekle de olmaz. Dolayısıyla onu bir toplam bir şey olarak değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bunu hocam açacağız. İyi olma hali ben sizin tabiri caizse bu konudaki kasınıza çok güveniyorum. Çok da seviyorum. Mutlaka seyircilerimiz de biliyor ama bilmeyen bir kişi bile benim için burada almak çok kıymetli. Bu arada hayırlı olsun. İnsanın fabrika ayarları. Çok önemli. Evet, üçlemenin ilk kitabı inşallah tamamlayacağız bakalım. Tam olarak neyi anlatıyor? Bu bahsettiğim uyum sorunlarından bahsediyorum. Uyumlar. Tamamen 5 maddede. Neden az yememiz gerekiyor? Neden hareket etmemiz gerekiyor? Neden diğer insanlarla güzel ilişkiler kurmamız gerekiyor? Neden stresi yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor? Ve neden
oturduğumuz yerde oturmayıp sınırlarımızı aşmamız gerekiyor. Bu 5 madde üzerinden insanı anlatmaya çalışıyorum. Uzun sürdü, 2,5 yıldır bitirmeye çalışıyorum ama çok şükür bitti. Hiçbir zaman bitmeyecek bir konu ama en azından bir fikir verir diye düşünüyorum inşallah. Çok önemli, amacım çok sağ olun. Sevgili Claudia, en son seninle biz ne yapmıştık? Pizza mı yapmıştık? Biz beraber evet belki pizza ve makarna yaptık. Pizza ve makarna yaptık. Normalde İtalyan şeflerinde algımızda direkt sen öylesin. Tabii beklentimiz o evet. Seninle ilgili. Beslenme çeşitleri arttı. Menüler nasıl değişti? Hani ilk olarak da yani bütün arkadaşlar burada toplamak için de çok güzel bir şeyler önce söyledi. Ne zaman bir yemek alıyoruz, liste ne var içerisinde bakıyoruz, aromalar falan katkı madde çok var. Şimdi ilk olarak da ben şeffaflık göstermek istiyorum yemekte. Yani benim mutfakta ne kadar ve ne malzemeler kullanıyoruz belli olmak gerekiyor. Yani ne zaman bir saygı gösteriyoruz malzemelerde ve ne zaman misafir de saygı gösteriyoruz, ondan sonra iş çok kolay oluyor. Yani nasıl bir şey söylemesi lazım? Bizim menü ne zaman yazıyoruz, gerçekten ne kullanıyoruz? Yalansız, abartmasız ve malzemeler saygı göstermek yazmak gerekiyor. Ben bu domatesde bu tarladan alıyorum söylemek gerekiyor. Çünkü bu tarla arkasında bir insan iş var. Yürü değer vermek. Diyeceğim ben yani. Bu çok önemli. Değer vermek ama çünkü, çok önemli. Çünkü bütün restoranda geziyorsunuz çok karışık kafası var. Her tarafta organik yazıyor. Her tarafta en iyi yazıyor. Benim en iyi domates yapıyorum. Benim en iyi peynir yapıyorum. Şimdi bu nasıl gösterebiliriz? Yani nasıl insanlarda anlanabilir en zor bir şey. Sıralamak şimdi, gerekiyor benim, altını. Benim tarzı şeffaflık göstermek. Benim mutfaklar açık. İnsanlarda nasıl çalışıyorum bakabiliyorlar. İnsanlar ne malzemeleri kullanıyorlar bakabiliyorlar. Ve bütün malzemelerde ne kullanıyoruz? Bizim dükkandaki bir market de var. Orada şeffaf, orada malzemeler liste görüyorsunuz. Ben böyle normalde tercih peki, ediyorum. Peki menüde seçenekleri değiştirdiniz mi? Yani hani şimdi yeni beslenmelere nasıl, göre. Nasıl değiştirdik? Yani değiştirmedik artık ama daha iletişim kurdu. Yani bizim doğalken, yani bizim normal menüsü vega yemekleri var. Vardı. Vardı. Var ve olacak. Çünkü bizim yöresel yemekleri, Türk yemekleri, İtalya yemekleri o kadar uzak değildir. Kaç tane doğaldan vega yemeklerin Türkiye'de var? Çok. Mezeler düşünüyoruz. Kaç çok. Tane mezeler vegan artık? Vejetaryen. Mezelerde %90'da vejetaryen. Vejetaryendir yani. Tabii. Öyle biz sadece iletişim kurduk. Hani böyle yaptı, bir logo koydu, vegan yemekleri, vejetaryen yemekleri. Artık et daha fazla tercih edersiniz veya glutensiz ürünler. Ketojenik menüler geldi mi? Ketojenik, biz de daha içeride daha pizza gitmedik. Pizza olunca nasıl yaptınız, oradan ama nasıl çıktınız merak ettim. Normalde misafirleri böyle bir tarz yemek isterseler mutlu etmek kolay bir şeydir. Neden? Çünkü biz de calli calli pişiyoruz, on hazırlık çok az şeyler var. Her şey ham madde, az pişiyoruz ve ne kadar aroma, orijinal aroma çok fazla engellemek istemiyoruz. Bence iyi et seç. Doğru. Üzerinde sadece doğal tuz, güzel zeytinyağı koy. Harika bir yemek yapabilirsiniz. Yani bu tarz bu. Ben böyle tercih ediyorum. Normalde çok komplike ediyoruz. Glutensiz olarak da büyük bir olay. Neden? Bazen insanlar da glutensiz beslemek için ne tercih ediyorum? İnanılmaz fazla nişastalı şeyler seçiyor. Ve o daha fazla engelleniyor salikli. Benim çok iyi arkadaşım var orada. Çok zamanda obez. Gluten hastası ve obez. Çünkü çocuk zamanında ne opsiyonlar vardı? Sadece çok büyük nişastı. Böyle rafine karbonhidrat varmış. O zaman da ya bu güzel bir şey. Zamanında bu çok iyileşti. Şu anda Türkiye'de 2, 3, 4 tane firma çok güzel unlar üretiyorlar ve çok çeşitler var. Bilgiler daha ileride gitti. Bizim için iş daha kolay olmuş. Daha kolay oldu. Ama menü tarafında glutensiz yapmak belki biraz riskli. Çünkü doğru bir şey düşük gluten yazmak daha doğru. Çünkü bizim ortamda gluten var. Gluten. Onu da soracağım var. Hakan Hocam'a glutenin de şey şeyini. Ama biz halkımıza sorduk. Tabii ki biz merak ediyoruz. Onlar da merak ediyor. Bu konuyla ilgili fikirleri var. İzninizle bir VTR'ye bakalım. Sevgili İrem Yavuz yaptı. Bu konuda neymiş halkımızın fikirleri? Vegan beslenme nedir biliyor musunuz? Evet biliyorum. Hayvansal gıdalar kesinlikle tüketilmiyor. Tamamıyla bitkisel beslenme.
yeşilliklerle herhalde, değil mi? Beslenme, yani etli beslenme değil, öyle biliyorum. Hayvansal hiçbir ürünü kullanmıyor kişi. Sebzelerle beslenen, öyle bir şey herhalde, yani öyle diye duydum. Ben vegan değilim, vejetaryen de değilim. Ama eti sevmiyorum, yemiyorum. Çok fazla sütle de beslenmem gibi durumum yok ki, hoşlanmıyorum. Ama kanımda bazı şeylerin düşük olduğu söyleniyor doktorlar tarafından. Ve çok da iyi karşılanmıyor bu benim sağlığım açısından. Ketojenik beslenme nedir? Hiç duydunuz mu? İsmini duydum ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ve çevremde kullananlar da var. Beslenme çeşitlerinden bir tanesi, bu belli. Ama ben bunda neyin oldu, kişiye özel beslenme çeşidinin yapılmasından yanayım. Çünkü bu daha avantajlı diye düşünüyorum. Düşük karbonhidratlı yiyeceklerden bahsediyorsunuz sanırım. Bunlarla beslenmekten bahsediyorsunuz diye biliyorum. Hiç detoks yaptınız mı? Yok, yaptırmadım. Yapmadım. Yapmadım ama yapmayı istiyorum. Çünkü formumu korumam gerekiyor. Detoks yapmadım. İhtiyaç duymadım çünkü. Fakat çok duyuyorum, yapıyorlar. Herhalde yararlı bir şeydir. İçinizden geldiği gibi mi besleniyorsunuz yoksa bir uzman kontrolünde mi? İçimden geldiği gibi besleniyorum. Canım ne isterse onu yiyorum. Doktor kontrolünde beslenmiyorum ama dikkat ediyorum beslenmeme. Kesinlikle içimden geldiği gibi besleniyorum. Canının istediği gibi mi besleniyorsun yoksa ailenin istedikleriyle mi? Bazen ailemin istedikleriyle, bazen de kendi istediklerimle besleniyorum. Sen nasıl şeylerle beslenmek istiyorsun? Meyve. Çok az olsa abur cubur ya da belki sebze gibi. Çok güzeldi, çok teşekkür ediyorum. Birkaç farklı bakış açısı çok hoşuma gitti. Ben istediğim gibi besleniyorum. Yani hani ben işte detoks yapıyorum. Yok, detoks yapmıyorum. Et sevmiyorum. Aslında hemen burada sevgili Hakan'a dönmek istiyorum. Bu farklı beslenmelerin de biz kendimiz doğru mu yapıyoruz? Yani tamam, ketojenik diyoruz, glutensiz diyoruz, vegan diyoruz ama içeriğin şimdi, ne kadar doğru kullanıyoruz? Çalışayım. Her biri dev. Belki de vücudumuz uygun değil. Şimdi biz koruyucu olarak vücudumuzda iltihabı azaltacağız. Sonra da kişiye özel bunu yapacağız. Diyabetse diyabet, işte beyinse beyin, kas iskeletse kas iskelet. Artık yeni bir kavram çıktı. Biz çünkü insan bağırsak florasını ölçecek teknolojimiz yoktu. Gen teknolojisi yoktu. Bu beslenme biçimiyle de onun sayı ve çeşitliliğini mahvettik. Yani ne yaptık? Tıpkı bir şeyin zengin çeşitliliği doğanın gibi biz düşük çeşitliliğe döndürdük. Siz sadece yağlı ve hazır beslenirseniz floranız sadece 1-2 günde değişmeye başlar. Bugün İtalya'dan alınan bir çocuğun kaka örneği, Afrika'dan alınanla bu bir çalışma. %15 benzerliği var, %85'i farklı. Dolayısıyla ben iltihabı azaltıcı beslenme, o zaman kökte benim bağırsağımdan mı vücuda iltihap yayılıyor? İştah merkezim, çünkü birçok hasta var, genetik ve bazı hormon kusurları dışında, yani insanların sık atıştırması, öğün sayısı, öğün miktarı, gördük ki bunların hepsi çöp. Ben istediğim gibi ama beynimin istediğini yanlış yönetiyorsam, benim gece yerseniz, sık yerseniz, bir öğünde fazla yerseniz, acaba sinyaller nereden? Ha, şimdi biliyoruz ki artık bağırsakta yeni hormonlar tanındı. Biz bunlara işte Latincesi bir takım şeyler, kısa ve uzun süreli açlık tokluğu sağlayan, florayı destekleyen, beyinle, ama biz şunu bilmiyorduk. Bir kalori bir enerji. Hayır, değişti. Biz ikimiz aynı kiloda olalım. Evet. Ben 3000 kalori alayım. Evet. 2250 kalori alsın. Ben daha fazla yiyorum. O benim iki katım hareketi yapsın. Ben hiç hareket yapmayayım. Hı hı. Ben normal olabilirim. O hareket yapıp az yediği halde ayda bir kilo almaya sadece florası değişikse etkindir. Bu floranın enerji, beyin iştah kontrolü, daha çözemediğimiz bir şey. Hı. Burada acaba neleri manipüle edebiliriz? Hı hı. İkincisi de, şimdi biz bunları yaptıktan sonra bir takım özel diyetlerin ihtiyacı çıktı. İnsanlar hasta, insanlar kronik hasta, kansere eğilimli ve en çağımızın korkutucusu diyabet gibi 1/3 böbrek yetmezliği kör eden ciddi hastalıklar çıktı. Bunun en güzel örneklerinde ben eğer
uzun süreli ne yaparsam, kısa süreli ne yaparsam ortaya çıktı. Yüksek protein diyetleri, yüksek yağ diyetleri, düşük karbonhidrat diyetleri. Bir kere bunların amacının hepsi vücutta iltihabı baskılamak. Ama kanıta dayalı gittiğimizde ketojenikten başlayalım. Evet. 1/4 oranında yüksek protein ve karbonhidrat vardır. Ama ben bunu uzun süreli yaptığımda beyindeki, beynimin uyarılabilirlik enerjisindeki beyin hücrelerinin sinapslarını bile etkileyen kimyayı değiştiriyorum. Hı hı. Bu benim ilaçla bile durulmadığım epilepsi hastasında, evet, belki Parkinson, başka beyine tümör, hasar veren, evet, hastalıklarda, dün sizin için sadece 300 sayfa bütün 2019 ketojenik diyet yayınlarını okudum. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Diyabet çalışması var. Bakın, diyabette çalışması var. Ketojeniğin değil mi? Evet, kronik hastalıklarda çalışması var. Ama inflamasyonu vücuttaki azaltırken siz bunu uzun dönemde yaptığınızda, tam ketojenik mantığında, hı hı, karbonhidratı 70 değil 40'ın da altına indiğinizde, bunların yakın mekanizmalarından oluşan bir takım yan etki transmitterleri de karaciğer ve böbreğe yük bindirdiği, damardaki kireçlenmesi soru işaret ama karaciğerin bunların hepsini mitokondri zincirine sokup temizleyemediği gerçeği. Yani sürdürülebilirlikte problem başlıyor diyorsunuz. En azından kanıta dayalı tıpta zararları olabilir. Kardiyovasküler, kolesterol yükseklikleri gibi. Ama bunu modifiye edebilir miyiz? Kısa bir dönem girip. Onu soracaktım kısa işte. Kısa bir dönem ketojenik yaptıktan sonra arada, ama benim tercihim bugüne kanıta dayalı tıbbın dediği şey, evet, ketojenik diyet birçok hastalıkta deneniyor, hı hı, ama ara açlık diyetleri, bakın ara açlık, düşük karbonhidrat diyetlerinden kaynaklanan ikisinin birleştirilmiş olduğu bir tablo daha sağlıklı olabilir. Kesin, yani şimdi oruç diyorlar, daha 16 saat ara açlık, ara oruç diye geçiyor hocam, onu da soracaktım. Birleştirebilir, kombin edilebilir mi diye, ama burada çok birebir ketojeniği yaşayan diğerlerinde bağlayayım mı hemen? Hayır, bir tek bu arada onu sormak istiyorum. Siz bu sürdürülebilirlikte nelerle karşılaştınız tam ketojeniğin üzerinden giderken? Ya da merak ediyorum, 3,5 yıl %75 protein, evet, yağ mı gidiyorsunuz? Pardon. Evet. Yağ gidiyorsunuz. Yani tabii ki insanoğlu arada karbonhidrat yediğim zamanlar olabiliyor, oluyor değil bazen mi? Fakat genel beslenme stratejime bakıldığında ben proteini kesinlikle ölçülü yiyorum bir kere. Yani bence ketojenik beslenmenin bazen yanlış anlaşılan yönlerden bir tanesi bu. Protein bazlı düşünülüyor sanırım. Hamuru, değil mi, şekeri hocam? Kes. Bu çok doğru. Çok doğru, evet. Gibi bir strateji yok. Yani olmaması lazım. Ben en azından onu görüyorum. Sadece burada benim kendi açımdan baktığım kriter spor ağırlığımla, yani özellikle spor yapan kişiler için kas tonunu korumak, hatta daha da geliştirmek çok önemli olduğu için ne kadar protein aldığınız çok çok önemli. Yani az protein ölçtünüz yememeniz mü lazım. Ölçüyor musunuz yoksa göz artık kararı mı? Artık ezbere biliyorum. Yani bir yumurtada yaklaşık 7 gram protein olduğunu ilk zamanlarda çok ölçtüm, tarttım. Örneğin Türkiye'de birçok restoranda somon ızgaranın 150 gram geldiğini ezbere söyleyebiliyorum gibi. Bu zaman içinde gelişen bir tecrübe oldu. Ama protein, örneğin ben 67 kiloyum şu anda ve ağırda spor yaptığım için günde 80-90 gram civarında minimum protein yiyorum. Ama hiçbir zaman böyle kilolarca et ve sadece proteinle beslendiğim bir dönemde olmuyor. Protein, anladım, bir hedefim var. Spor yapanlar için bence 1.2-1.5 gram, kilogram başına protein gibi bir hedef olmalı. Ne üstüne altı olacak şekilde. Hı hı. Karbonhidrat ben yaklaşık 25-30 gram maksimum yiyorum. İçerikleri daha sonra seyircilerimize de öğretiriz de. İlk önce ilk başladığınız ay neler oldu? Kısaca onu da alalım. Hakan hocamla diğer beslenme, daha sonra şimdi beynimize ben, yağın ne kadar faydası var onu soracağım. Ben muhtemelen hocama, ortalama bir Türk vatandaşına göre şanslıydım. Çünkü zaten çok karbonhidrat yemiyordum. Ama çok karbonhidrat yiyenler de bu ilk başlangıçta alışmak biraz zaman alabiliyor. Bir kere psikolojik etkisi var. Sinan hocam çok daha iyi açıklayacaktır. Yani o meyveyi yememek, yani ben çok meyve delisi bir insandım. Dünyanın sonu gibi geliyor ilk başta düşündüğünüz zaman. O oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bir de tabii öğrenme süreci. Yani ne kadar karbonhidrat var, bazı şeylerin karbonhidrat olup olmadığını tam emin olamıyorsunuz. Ruh olarak ne hissettiniz değişim olarak? İlk bir hafta çok iyi hissetmedim. Ama sonrasında çok daha iyi uyudum. Çok daha gün içinde şeker yakmadığı için vücudum, yağ yaktığı için öyle öğleden sonraki uyku halleri, enerji iniş çıkışları, özellikle antrenmanlar sonrasındaki kullandığım takviyelerin etkisi geçince
Hafta sonu öğleden sonraları devamlı uyumak istemem. Ailemin tabii başka talepleri falan. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında... Sosyal açıdan da düzene girdi hayatım diyorsunuz. Hayatım düzene girdi. Çünkü hep bir enerji seviyesini işte de evde de koruyabiliyorum. Ama biraz artık önce başlarken ara sıra karbonhidrat da aldım dediniz. Yani benim ara sıralarım genelde yani... İşte iki ayda bir mandalina yemişim falan gibi. Ha, yani gene böyle... durdum. O daha yani başka bir şey sabah yani. Sabah öyle günde bir öğün kaçamak yapayım veya üç günde bir kaçamak yapayım günlük şeklinde... Günlük ketojenik olmuyor o zaman değil mi? Yok, o tamam. Bir adaptasyon süreci bence doğru bir yöntem değil. Ketojenikle devam edelim isterseniz. Hemen Sinan Hocam'a da sorayım, sonra glutensiz tamam. Ve diğerlerini de konuşalım. Hocam ketojenik beslenme özellikle beyinle ilgili olunca çok bağdaştırılıyor ve hep bu konuda bir arkadaşlık var. Konuşmalarda. Evet. Nedir tam olarak? Hocam dediği gibi bu sinirsel aşırı uyarılabilirliğe dayalı hastalıklarda zaten destekleyici bir tedavi olarak hep kullanıla gelmiş. Hı-hı. Mesela çocuklarda nöbetleri çok azalttığı görülmüş. Bir kısım çocuklara uyguladığınızda nöbetler tamamen kesilebiliyor. %15'inde falan filan. Hı-hı. Şimdi bu tabii bir tıbbi girişim olarak konuş bir kenara ama ketojenik dememizden kastımız çok yağlı ve düşük karbonhidratlı aldığınızda keton cisimcikleri diye bir şey üretiliyor vücudunuzda. Bunlar yağ paketleri ve beyin şekerden sonra en çok bunu seviyor kullanmayı. Hmm. Fakat bu paketlerin bir özelliği var. Buradan elde ettiğiniz enerji daha yavaş bir enerji, daha uzun süreli bir enerji. Glikozu böyle elektrik çakmasına benzetebilirsiniz. İşte o biraz daha böyle regülatörle ağır ağır verilen bir enerji gibi düşünün. Mesela bir maratoncunun keton cisimcikleri çok işine yarar. Yani yağ çok işine yarıyor. Çünkü uzun süre ağır ağır enerji sağlıyor. Hmm. Ama 100 metre koşucusuysanız, depar atıyorsanız o patlamalı enerjiye ihtiyacınız oluyor. Şimdi biraz önceki muhabbetleri yine fabrika ayarı bağlamında bir hatırlatmayla rahatlatayım lütfen. Ben. Tabiat vardiyayla çalışmıyor. Sürekli tabildot yemek çıkmıyor. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Günlük, mevsimlik, aylık ve beklenmeyen değişiklikler çok fazla. Yani bizim vücudumuz kaotik bir ortama göre tasarlanmış. Dünyanın en iyi diyetini 2 yıl uygulayın, vücudunuzda bir arıza patlayacaktır bu yüzden. Biz arada bir değiştirerek, vücudumuzu şaşırtarak, özellikle periyodik olmayan bir yaşam tarzını benimsersek, tabii temelinde abartmamayı da şiar edinirsek çok daha rahat hareket edeceğiz. Mesela biraz önce ketojenik diyet beslenmemin temeli ama arada karbonhidrat atıyorum. Tabii yapacağız tabii. Bunu. Mesela Hatay'a gidiyorsanız o künefe yiyeceksiniz. Evet, aynen bunu yapıyoruz. Yazıktır yani değil mi? Hatay'da künefe arkanızdan ağlar. Bu şu anlama geliyor. O içinizde kalırsa onun yarattığı stres ketojenikten harikasınız. Bilmem neden aldığınız faydayı aşabilir. Çünkü stres hormonlarının neler yaptığını bir anlatsak şimdi millet sırf bu sefer stres yatıştırmak için yemeye başlayacak. Tekrar söyleyeyim, sağlık bütüncül. Vücut vardiyalı çalışmıyor, rutinden nefret ediyor. Neyi çok yaptığınızla mı ilgili? Aynen, mesela şunu niye yapmıyoruz ben merak ediyorum. Mesela ben et yemeyi seven bir adam, ben her şeyi yemeyi seven bir adam. Yani yumuşak her şeyi yerim. Ama arada bir mesela 2-3 gün vegan takılmak, 5 gün vejetaryen olmak, bir gün işte atıyorum biraz karbonhidratı fazla almak, bir 10 gün biraz aralıklı oruç yapmak. Yani kendimizle oynamayı sevmiyoruz çünkü o bilinçten çalıyor ya. Biz diyoruz abi ver bana bir formül, ben otomatik gideyim. Otomatik gittiğimiz her formül, yani 10 adımda 12 adımlar var ya, onlar büyük sorun çıkaracak. İnsana şeyler. Ait değil diyorsunuz aynen. Aslında. Feyzimizi kaotik alalım, kendi yöntemimizi geliştirelim. En iyi doktor kişinin kendisine yaptığı doktorluktur. Hı-hı. Kendimizi tanıdıkça bunu çok daha güzel yapacağız. Biliyorum zahmetli, zor geliyor ama kuralları anladığımızda hocaların işini de rahatlatacağız. Şimdi onlar sürekli en büyük sorunları, tıp şöyle bir zımni mesaj veriyor günümüzde. Ya sen takıl ye iç, bozul ben yaparım. Ben yaparım. Şimdi evet, Hakan Hocam şey biraz önce bahsetti. Tabii tabii. Yani sen git işte ye iç, nasıl işte insülinimiz var, bilmem neyimiz var, veririz zamanda. Öyle çalışmıyor. Biraz önce laf arasında geçti. Kronik hiçbir hastalığın tedavisi hala yok. Dolayısıyla kronik hastalığa düşmeden önce kökeni tedavi edecek. Evet. Doğru yaşamı inşa etmemiz lazım. Bağırsaklarımız da zaten buna belli bir süre sonra değil mi? Tek bir sisteme hocamın söylediği gibi tepki gösteriyor mu? Size sorayım. İnanın bu testler ucuzladıkça ben size bir şey söyleyeyim. Yakın gelecekte hepimiz belki yılda 2-3 kere bu testi yapacağız. Bağırsak flora yani mikrobiyota testi. Ama şimdi ben bir topa gireyim mi? Şaşırtmak da kıymetli değil mi burada? Şimdi güzel şeyler söylendi ama ben burada ketojenik diyetin asla savunucusu değilim. Asla karşısındayım. Hiçbir şey. Neden? Sürekli gerekli olması. Olduğu. Evet, sürekli evet, istemiyoruz. Daha fazla kanıt var. Yan etkilerinde çok ciddi böyle kazıdım dün yan etkiler neler var diye çok olumlu çalışmaları var ama zone diyeti de South Beach diyeti de hani meşhur böyle bazılarınız merak ediyor Amerika'da daha çok popüler olanlarda. O da mı öyle? Şimdi şöyle toparlayayım, glutenin atası. Evet.
bir buğday tohumunu düşünün. O buğday tohumunun korteksi alınıyor. O korteks artık hayvan yemine gidiyor. Evet. Gövde stroma dediğimizdeki ama kortekste yüzün üzerinde fitokimyasal var. Hmm. Ruşeymi alınıyor, stroma alınıyor. Sonra emülgatör her şeyi bağlanıp gidiyor. Çok kötü. Dolayısıyla benim ata tohumum kavurca, kara kılçık. Bu tohumları buluyorsan benim derdim yok. Onun gluteni de daha hazmedilebilir. Hmm. Sindirilebilir. Tanıyor vücut. Eğer klasik gluten alerjin yoksa. Hmm. Bir kere gluten alerjisinde farklı tablo var. Non çölyak dediğimiz çölyak olmadan da gluten duyarlılığım var. Gene buğday duyarlılığı da olabilir. Biz bunları değiştirdiğimiz için bu alerjiler çok katkı olduğu için daha fazla oldu. Ata tohum glutene, düşük glutene okey. Ama gluten doğada nerede kullanılıyor? Kağıt bardaklardan tutun da bağlayıcı her şeyde. Ve bu bozuk gluten. Dolayısıyla bu benim sindirimimde tanımadığım alerjik reaksiyon gösteren. Ve kilo vücutta, bağırsakta inflamasyon oldukça oluyor. Dolayısıyla biz evet düşük gluten ama ata tohumu bulduğumuzda sorun yok. Genel beslenmenin eczacılıkta beni yetiştiren hocanın bir lafı vardır. Şimdi evet. Siz ona yakın. Mevsimsel doğada ne varsa sağlıklı ye. Meyve hiç yemiyorum ben kesin yani meyve yiyeceğiz ama glikozla fruktozu akşam yemeğini çaktık. Meyve tabağı geldi baba glikozun üstüne fruktozu da hayır, çakalım. Hayır sevgili Hakan zaten hayata baktığında eskiden pazarlara gidilir bir kere meyve alınırdı bitince meyve biterdi. Şimdi devamlı marketten dolayı meyvamız var soframızda zaten. Bu ne kadar bize ait. Burada yemekten sonra yenen meyve malum alkol etkisi yani kafayı çekmiş. Bravo evet. İşte alkol oluşturuyoruz bir de karaciğer şunu diyor. Bu kadar kimyasalı verdin bağırsaktan bana yük geldi. E glikoz verdin e insaf bir de hemen fruktozu verdin bana diyor. Bizim iki önemli olayımız var. Hı hı. Bir, vücutta oluşan toksik ürünleri temizlemek. İki de enerji üretmek evet. ATB. Hı hı. Bunu sağlıklı yaparsanız iyi gider. Gelelim ata tohum glutene okey düşük gluten dedik. Evet siz ara açlık yaparsanız haftada 2-3 bilimsel. Hı hı. Evet düşük karbonhidrat 80-60 gramın altı 30 gram değil. Çünkü meyve sebze yiyeceksiniz ondan da gelecek. Tabii. Ama burada şunu bahsediyorum artık geçin. Katkılı, paketli hiçbir şey almayın. Claudio çok güzel dedi. Glüten artık çölyak hastalarının %20'si şişman ilk tanıda. Böyle bir şey yoktu. Niye? Adını vermeyelim ama bol nişasta ve katkı maddesi. Ama o firmalara da bir şey diyemiyorum. Benim ilk tıp fakültesinde 25 yıl önce mezun oldum. İnsanlar çikolata bulamıyordu. O çocuklar ağlıyordu. Annelerin cebinde para yoktu, yurt dışındandı. Şimdi var ama şimdi bu şeye geldi ülkede. Yiyemiyor. Gerçek greçka kara buğday da var. Onlar için nohutunu, fasulye unu da var. Kino, gerçek ben Karadenizliyim. Mısır unu. İstanbul'da mısır unu alamıyorsun yahu. Değişmiş. Bunların her şeyi olmalı. Ya da İsrail benim tohumuma karışıyor. Karışıyor. Yani ben karbonhidratı düşürürsem, katkısız her şeyle okey bu olursa, ara açlıklarımı yaparsam, bir de gelelim doğada bize sunulan şeylerde Akdeniz beslenme, modifiye Akdeniz çıktı, vegan beslenme. Evet, hani kimileri geliyor ya ben bunu besleniyorum, mantığım da bu. Hayvanlardan doğaya salınan gazları bir bilseniz yetiştiriciliği için hani günün birinde belki tehlike olacak. Hani bir hastam deyince oturdum onu da ben de sizin gibi merak edip değişik konuları da bir hayvanın azotunun ne kadar doğaya değişik bir tehlike evet, gelecek. Evet. Şu anda en büyük felaket şimdi onu diyecektim. Değişik Çıkan, değil mi hocam? Yetiştiği domuz çiftlikleri, atıkla orada üretilenler. Atıkla ilgili dönüşümle ilgili de bu konuda çok büyük korkunç, ciddi araştırmalar. Hayvancılık en büyük sıkıntımız evet. Şu anda Amerika'da. Dolayısıyla evet. Biz doğal sebzeyi niye unuttuk? Niye o tarlada yılda 3 kere bir elmanın 7 kere 10 kere ilaçlanması, bir tavuğa son 3 güne kadar verilmesi? Biz tamamen orijin kaynaklardan, Türkiye hala cennet, hiç üşenmeyin. Kars'tan Ardahan'dan şurada burada getirin. Gluteni düşük, orijinal olsun. Karbonhidrat miktarı mutlaka düşük, low karbonhidrat. Ara açlık, unutmayın günlük kalorinin miktarı değil. Diyet bütünlüğünün içeriği önemlidir. Hı-hı. Ben elime aldığımda bu gıdanın benim için içeriği önemlidir. Bir de şu bilgi geldi tabii ki. Evet aynı anda 2-3 tane meyve yenmez. Biz otururduk bir kocaman üzüm salkımını düşünün. Gömerdik. Yani onda alacağınız yüksek kalori o meyve vücudunuzda direkt yağlanmaya dönüşüyor. Hı-hı. Yağlanma da direkt fazlasını karaciğer metabolize edemeyince o dediğimiz istenmeyen bizim vücutta iltihap dediğimiz sinyallerin tetikçilerine dönüşüyor. Yani yine ifrat tefrit ve karara geldik burada hocam bir şey bu noktada. Daha fazla fazla lazım. Fazla yemek. Yani orada da tabii miktar ki. Miktar da önemli ama size bir araştırmayı söyleyeyim. Çok bütüncül haza da bakmak taktığım lazım için öğrencilerle orada. Hep yeniliyoruz. 2019 yılında aileler tüm birlikte %20-25 civarında yemek yiyorlar. Çocuk masaya oturmuyor, bilgisayar başında ara ne olduğu belli değil. Baktığınızda gece 3 yemekleri, gece 12 yemekleri,
Bakın öğün atlamalar. Ondan öğün, gece uyku uyanmalar. Yani ben iki öğün besleniyorum. Okey, iki öğün beslenebilirsin. Diyetin bütünlüğü ve içeriği önemli. Evet. Bunun nereden? Tabii sonra hani bu ilerleyen şeylerde bile pişirme sanatı var. Yani onu mangal hani diyoruz şimdi ya. Şimdi onu soracaktım, pişirme. Buharda mı yapalım, fırında yağlı kağıtla mı? Bugün hastaların bütünleyici tıp kliniğinde pişirme, cooking classları var. Pişirmenin beslenmedeki önemi Hakan'a çok katılıyorum. Yani artık hem çok konuşuluyor. Eskiden işte kızartmalar falan sorgulanmazken bir ara kızartmalar sorgulandı. Sonra ızgaraya döndük. Sonra buhara döndük. Dönüyoruz. Devamlı bir yere dönüyoruz. Ama sizde bu iş nasıl? Yani hangi açıdan? Çünkü siz müşteriyi de memnun etmek var. Müşteri alışkanlıkları var. Şimdi ilk olarak da müşteriler beklentisi karşılamak gerekiyor. Şimdi sizden geliyorlar, ne beklentisi var? Ben bir İtalyan restoranda yönetiyorum için insanlar da bizde gelirken ne yemek istiyor? İtalyan bir experience istiyor. Bu çok normal bir şey. Ama burada içerisinde nasıl yönetmesi lazım çok önemli bir şey. Ne kadar sağlıklı yemek yapıyorsunuz ve sağlıklı benim için yalışalama diyetli, rejimli söylemek istemiyorum. Sağlık demek de o domates gerçekten sadece domates var. Gizli bir şey yok. Süper bir adam bu. En büyük bir, ben karbonhidrat karşı değilim. Bence karbonhidrat çok en değerli bir şey. Bütün insanlarda böyle lezzetli değil. Bütün dünya insanları karbonhidrat ile yetişti. Yani gerçekten ne zaman da buğdayda yapışmış, ondan, o zaman da gerçekten bittik. Teknoloji yukarıda gitti. Biz bozulunca içeriği. Lazım. Aynen öyle, ama ne karbonhidrat üzerinde koyuyoruz? Şimdi pizza. En meşhur dünya yemeği söyleyebiliriz. Biliyorsun pizza ve döner. Bir de lahmacun diyelim hocam. Sadece üzerinde ne koyuyoruz? Sizde çok pizza zinciri üzerinde 500 gram peynir. Bol bol malzemeler. Böyle falan filan. O bol 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 olsun. Bol olmaz. Ondan sonra ne yiyorsunuz? Alıyor musun ne yiyorsunuz? Yok. Lezzetten ben, bahsediyor şu an. Yani lezzetten bahsediyor ama evet ya. Ne zaman da üzerinde doğru 80-90 gram domates, biraz tuz, biraz zeytinyağı. 80-100 gram taze bugün yaptığım peynirleri, herhangi bir ekstra katkı madde yok. Bir fesleğe yaprak ve biraz zeytinyağı pişiyorsunuz. Ne kadar atali bir şey olabilirdi? İnanın yaptığı peynirleri ben aldım, 3 gün sonra bozuluyor. En evet. Güzel o. Ama yediğin an... O dedi, yani zaten şu kadarla doyuyorsun. Bu kadar yemeye gerek kalmıyor. Ben hemen burada bir şey hatırlatmam lütfen lazım. Bakın, gıda katkıları kullanılmaya başlandıktan sonra birçok metabolik hastalık ve yaygın enflamasyon arttı ama bir şey azaldı. Çok ciddi oranda azaldı. Mide ve bağırsak kanserleri. Bizim dışarıda koruyamadığımız bozulan gıdalar da kanser olarak vücudumuza dönüyor. Şimdi burada bir tehlike, doğal besleniyoruz ama onu da tazesini elde etmek gibi bir sorunumuz var. Doğal katkı, mesela nitrat ya da işte emulgatörler, asitler, bunlar hep böyle bakteri üremesini engelleyen şeyler. Her gün siz cips yerseniz, her gün sosis yerseniz vücudunuzda arıza patlar. Çünkü çok fazla miktarda katkı maddesi alıyorsunuz. Ama arada bir böyle bir şey yemek sizi öldürmüyor. Hatta bazı durumlarda o işte organik bilmem neniz dolapta da olsa kokuşmaya başladığında onu yediğiniz takdirde vücudunuza vereceğiniz zarardan daha az zarar verebiliyor. Dolayısıyla buradaki denge... Hani şu anda millet bir laf var ya, organik mezar bulsa girecek diye. Her şey öyle kolay değil. Yani tabiattan aldığınız şeyi de taze tutmak gibi bir problemimiz var. Doğru. Dalından koparıp yediğinizde fıstık gibi. Ama o bir bekledi mi orada da başka problemler başlıyor. Yani iş biraz işte dur diyebilmekte, taze tüketmekte, anlık ve farkında olarak. Biraz önce anlatılan şeyin en güzel tarafı farkındalık. Yani yediğinde alıyor musun o tadı? Yani hakikaten seviyor musun yoksa... Sosu mosu caldır caldır götürüyor musun? Yani, yani bir katalizöre mi ihtiyaç duyuyorsun yiyebilmek için? Aynen öyle. Üzerine dökünce. Evet. Ya da gerçek tadı mı arıyorsun? O biraz da kişinin kendi seçimi oluyor hayatta baktığınızda. Ben bence bir gerçek bir şey düşünmesi lazım. Artık teknoloji o kadar ileride gitti. Sekate daha ileride olmak için de teknolojiler var. Son kullanma tarihi. Var, evet. Var. Katkı maddesiz daha uzun sekate vermek şansımız var. Neden bazen katkı kullanıyoruz? Biraz tembellik, tecrübesiz, daha kolay, daha ucuz, daha fazla para kazanmak için. O için bence etiket üzerinde çok büyük bir iş yapmak gerekiyor. Bir şey daha restoranda,
malzemelerde, markette çok önemli bir şey. Tüketici için de. Ne var içeride gerçekten? Kimse yanlış alamadan bilerek de söylüyorum. Son zamanda beyaz şeker üzerinde biraz böyle herkes biraz dikkat ediyor. Hı hı. Ben en pis hareket gördüm. Doğal pancar şekeri kullanıyoruz. İnsanlar da zannediyor yeni bir doğal şekeri. Hep o beyaz şekeri. Başka bir şey yok. Oraya doğal pancar yazınca algı değişiyor. Aynen. Ama öyle de deme. Şimdi bu algı dolandırmak demek. Pazarlama sistemi yani. Bu çok yani. Kötü bir şey. Bu olmaması lazım. Siz bir şey söyleyecektiniz hocam. Claudio'nun yaptığı yemeği yerim ben. Değil mi? Ne yaparsa yapsın. Çünkü işin bir de insani bölümü var. Hı-hı. Yani o yaptığınız şeye verdiğiniz enerji, yatırdığınız işte ihtimal. Değer. Onu işte böyle seçerek meçerek. Bunun mesela içeriğini bilsem ne olur bilmesem ne olur. Bir de hani güler yüzle yapılan servis edilen yemek. Bütüncül diyorum ya. Hep. Yemeği böyle devamlı bir depoya benzin doldurur gibi düşünmeyelim. Evet. Yemek öyle bir şey değil. İnsanın yemeği %20 besin %80 hazdır. Prezentasyondur, şekildir, törendir. Mesela bütün işte İsa'nın son yemeği tablosu boşuna değildir. Orada bir şeyler konuşulur. Evet. Yani yemeğin bizim için ekstra bir önemi var. Ben yıllarca yuttum. Yemeği yakın zamanda öğreniyorum. Ben yutan bir insandım. Her şeyi yutuyordum. Şimdi yemeği öğreniyorum ağır ağır. Bunda İtalyanların ve Avrupa mutfağının da katkısı büyük. Küçücük getiriyorsunuz ya onları. Tamamlayıcı oluyor yemek aslında. Evet, evet. Baktığınızda hani bir şeyin bazen süsü oluyor. Bazen ana karakteri oluyor. Ama her zaman bir şeyi tamamlıyor. Hayatı aynen. Tamamlıyor zaten. Amerika, baktığınız başka bir yerden baktığınızda. İtalyanlarda normalde obez oranı çok düşük. Genelde memleket olarak da. Biz makarna her gün yiyoruz. Bizde de %32'ymiş. Yani, ama miktar üzerinde ne kullanıyoruz, ne malzemeler kullanıyoruz. Yani bizde normalde makarna az sos yiyoruz. Bizde makarnanın gerçekten orijinal buğdaydan mı geldi? Tabii buğday. Ki o, bizde böyle bir avantaj var. Yani. Senelerde doğal tohum kullanmakta politikası var. Bu çok önemli. Ülkenin politikası. Özgür Bey, tabii biz bu kadar sizin uzun zamandır unuttuğunuz konuları zihnen sokuyoruz bu arada. Yani bedene sokamasanız da ketojenik olarak biz zihnen burada buğdayı konuşuyoruz, şekeri konuşuyoruz. Yiyenlere afiyet olsun. Yiyenlere afiyet olsun. Bu da sizin seçiminiz. Künefe falan. Sonsuz saygıyla duruyoruz. Ama biz bir günlük menüyü merak ediyoruz. Biraz reçete severiz biz, biliyorsunuz. Ben genel beslenmemi aslında hep bu stratejinin çerçevesinde oluşturuyorum. Hı hı. Dolayısıyla ketojenik beslenmenin benim açımdan şöyle bir rahatlığı oluyor. Öğün yakalamak, yemek gibi bir zorunluluk hissetmiyorum. Hı. Yani sabah oldu, kahvaltı etmem lazım, öğlen mutlaka yemek lazım, işte ara öğün falan gibi bu tür kurallar benim için çok geçerli olmuyor. Çünkü vücudum yağ yakmaya adapte olduğu için ve vücudumda yeterince yağ olduğu için o enerji dalgalanmalarını veya acıkma krizleri yaşamıyorum. Ama normal sıradan bir gün işe gittim. Bütün gün yoğun da programım var diyelim. Sabah genelde yumurta yemeyi tercih ediyorum. Yanında mümkünse yeşil yapraklı. Ben hayatımın öğünümün birçoğunu eklemeye çalışıyorum. İşte yeşil yapraklı maydanoz olabilir. Bazen kaliteli ve çok yağlı peynirleri yiyorum. Peynir seviyorum normalde. Onu tüketiyorum. Onun dışında proteini kesinlikle bir gün tek bir öğüne yığmıyorum. Genelde gün içine yani eğer iki öğün yiyeceksem iki öğüne bölüştürmeye çalışıyorum. Antrenman yapıyorsam zaman zaman yağ takviyesi yapma ihtiyacı oluyor. Zeytinyağı gibi, tereyağı gibi. Mesela kahvenin içine tereyağı şimdi biraz da moda oluyor gibi çok oldu. Da lezzetli oluyor Hindistan çok da lezzetli cevizli. Oluyor ama şöyle bir orada da yani nacizane bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sabah kahvaltıda çok sağlıklı deyip yulaf yediyseniz üstüne bu da çok sağlıklı deyip yağlı kahve içiyorsanız bence bunda bir problem var. O yüzden beslenme kendi içinde tutarlı olması lazım. Ben yüksek karbonhidratlı beslenmeyi tercih ediyorum diyen birinin tereyağlı kahve içmesi bence tabii doktorlar daha iyi bilir ama çok sakıncalı diye düşünüyorum. O yağlı kahve zaten tek başına kahvaltı. Birazdan. Yani o tek başına kahvaltı aynen kadar. Öyle. O yüzden tabii. biraz ondan yapmak çok riskli geliyor bana. Proteinimi iki öğüne bölüyorum genelde. Et yiyorum. Et, balık, o tür sebzeler. De. Orada da hep kök sebzeler yiyor musunuz? Patates, hayır onların hiçbirini tüketmiyorum. Ama yeşil sebzelerin tamamını karnabaharı, lahana gibi sebzeleri çoğunlukla tüketiyorum. Peki. Protein de yiyorum. Yiyorsunuz. Yani anladığımız kadarıyla kök sebze yok, tahıl yok, ağır bakliyatlar yok. Evet. Yemiyorsunuz. Hakan aslında senin beslenmeni de soracağız ama ben ondan önce başka bir şey sormak istiyorum. İzninizle Nobel ödülü var. Otofeji. Yani açlık. Açlık deyince bizim aslında size sormak da istiyorum, her ikinize de soruyorum. Açlık algımızla açlığın bize
biz hep açlığı kötü bir algı olarak algıladık. Hı-hı. Ama günün birinde biri ödül aldı, dünya ödülü aldı açlıkla ilgili. Buradan baktığımızda açlık nedir? Hep tokluğu konuşuyoruz biz ama açlık da çok önemli bir konu. Şimdi Hakan, ben buyurun başlayayım. Hakan. Şimdi sonra bir kere bilimsel literatür olarak bir starvation deprivation dediğimiz kıtlık diyeti var. Hı-hı. Bunlar gidin konuşmama diyetleri gibi Tibetlilerin yaptığı 30-60 gün sadece bir yoğurtla, suyla ya da çok az bir besinle sıvı geçirmeleri. Şimdi uzun dönemde in vitro, insan değil dış ortamda kanser hücrelerinde büyümesinde azalma, iltihabında %30-45 azalma gösterilmiş. Hı hı. Siz vücutta ne yaparsanız yapın bu kıtlık diyetlerine başladığınızda 3. haftadan sonra protein yıkılmaya başlar. Karbonhidrat hemen ilk 12 saattedir olmadı. Bir hafta idare etmeye başlar ama 3. haftaya girdiğinizde kesinlikle yıkım başlar. Bu yıkımın sadece 2. 3. ayında böbreklerde ciddi yüklenme protein yıkımına bağlı. Sizin vücudunuzun oksijen taşıma kapasitesinde ciddi azalma, istenmeyen kimyasal amillerin... Bu uzun süreli açlıklardan bahsediyorsunuz tabii, değil mi? Tabii bu 2. 3. ayından yani, bahsediyorum. Evet. Ben gün içinde de açlığı değerlendirmek ben istiyorum. Diyorum ya artık hastalarda hani bununla ilgili o kadar çok makale var ki kafam hep bu yönde gidiyor ki. Hı hı. Bir, mikrobiyota, sağlıklı floraya sahip olacağım. Onun için güzel şey vardı, integrative medicine. 4 tane bacağı var bütün Necdet tıbbın. Mutfak en büyük hazine. Doğru pişireceksin, doğru saklayacaksın. Bizim evde salçalar var, hoşaflar var, kompostolar var, glutensiz. O kadar çok malzeme var ki buna... Hani tarhana çorbalarından alın da isteyeceğiniz. Türkiye bir cennet. Bunu bir İngiliz, bir Danimarka, İsveç yapamıyor. Bulamıyor. Doğru. Fiziksel aktivitenizi ayarlarsanız, stres yönetimi, uyku düzeniniz olursa gider. Ama bunların dışında açlıkla, evet diyetin bütünlüğü önemli. Siz arada bir gün, iki gün açlıklar ya da 16 saat gibi açlık yapabilirsiniz. İnanın vücuttaki o enflamasyon, hücrenin enerjisi, asit baz dengesi daha iyi dengeleniyor. Bugünkü yayınlar buna destek veriyor. Haftada 2-3 gün uzun süreli açlık yapabilirsiniz. Ama asla 3 haftayı bulan, asla 10 gün hiç yemeyeyim bazı kanser hastalarında sunuluyor. Bunun ne kanserde ne diyabette bilimsel kanıtlanmış bir yayını yok. Su diyetleri falan yapılıyor, öneriliyor. Yok. Ama benim burada önemsemek istediğim şey, hani biz neden kişiye özel diyoruz? Hepimizin farklı bir gen yapısı var. Bu bende %10, sizde %30 olabilir. Gen mutasyonlarımız var ve bu aileden değişken olabilir. Çevresel etkilentilerimiz var. Yaşam biçim. Ama evet bugün artık yakın bir gelecekte gen, kaka testlerimizle ben nasıl nutrasötik beslenme, bir bitkinin içindeki bütünü ya da benim tedavime yarayacak bölümünün daha konsantre şekilde alabileceğim, hı hı, ya da farmakonütrisyon, tedavi edici beslenme var mı? Bugün bunu konuşacağız. Benim kız kardeşim meme kanseriydi. Ben meme kanseri olabilirsem haftada 3 gün lahanagiller mi almalıyım? 2 gün işte lahananın kurşusunu mu almalıyım? Yine kişi özel genle bir yol çizilecek. Evet, çünkü biz şunu keşfettik. Eczacılık 20-30 yılda. Bu çok önemli. Biz artık fitokimyasal dediğimiz bitkilerin içinde ne var? Neresi daha aktif? Ve ben enginarın acaba kökünü, enginarın sapını atıyorduk biz ya yakın tarihe kadar. Enginarın sapını soyup limonlu suda beklenirsen ya da enginarın karaciğer için en etkili yönü nedir? Yaprağının kurutulup difüzyon çay şeklinde içilmesi. Yıllardır enginar yedirttik biz. Yanlış. İşte eczacılık bize yeni bir kapı açtı. Tedavi edici iyileştirmeyi, hı hı, bence tıpçılar eczacılıkla el ele vermeli. Konu çok büyük ve ciddi. Beslenme diye bilmeli. Anlattın zaten yani sevgili Hakan. Oradan anladım ben. Yani beslenme dediniz. Vücudun beslenmesiyle ilgili. Yani doymak değil de beslenmeyle ilgili bir bölümde. Aynen öyle, ve açlığa özet koyarsak kesinlikle enflamasyona faydası var. Ama biz bunu o kadar çok yanlış yapıyoruz. Doğru beslenerek sonrasında değil mi? Bize evet, bunun süresi ne, zamanı ne, nasıl elbette ayarlanmalı? Hani kanıta dayalı karbonhidrat gramı ne olmalı? Hangi kaynaktan gelmeli? Çok, lifi nasıl alacaksın? Kıymetli. Aldığın hani enerjinin bile emilimi doğal liflerle oluyor. Ama hani süper bir adam Claudio. Hani düşünsenize her şey orijinal olacak, evet, tohum olacak, abartmayacaksınız. Hocam açlık... Yani açlık aslında beynin de çalışma prensibini. Hani açlık bütün dinlerde görüyoruz, oruçlarla evet da destekleniyor bu. Hani hallerle de çok bağlantılı. Açlık beslenmeyle de çok bağlantılı. Açlık bir his.
açlığın bedenle doğrudan ilişkisi olması gerekmiyor. Bugün çoğu insan midesi doluyken açlık hissediyor. Çünkü yediğimiz mesela diyelim işte o kompleks karbonhidratlar bir anda girip glisemik indeksi yüksek diyoruz ya, zank diye bir insülin salgısına sebep oluyor. Çünkü kanda şeker arttı, düşürmeniz lazım. Şeker düşer düşmez hemen insülin de eski haline düşüyor. Beyin diyor ki ya demin ne güzel glikoz geliyordu, nerede? Galiba ben acıktım. Hemen yemek yiyorsunuz, 2 saat sonra 3 saat sonra bir daha açlık başlıyor. Şimdi bu döngü bir kere, yani zaman falan sıkıntısını geçtim, sürekli yemekle vakit harcayacağınız, vücudu allak bullak eden bir şey. Çok güzel. Açlık diyetinize göre değişen bir mesela. Ben mesela kendi hayatımdan bir fizyolog olarak örnek vereyim. Ben çok konuşma yaptığım için çok yediğimde konuşamadığımı fark edince dedim bari konuşmalardan önce yemeyeyim. Konuşmalar da genellikle öğleden sonra oluyor. Ben öğle yemeklerini bir ara bırakınca bana bir aydınlanma geldi. Çünkü günde iki öğün yetiyor. Bir de o dönem yağlı diyete merak sardım. Yüksek yağ düşük karbonhidrat diyetine. İlk 10 gün dediğiniz gibi sizin de böyle baş ağrısı falan filan oluyor ama ondan sonra sabah işte atıyorum bir bazen yağlı kahve, bazen avokadolu yumurta bilmem ne yiyip akşama kadar hiç açlık hissetmediğinizde bir şeyin değiştiğini fark ediyorsunuz. Evet. O zaman ben fizyoloji kitaplarıma dönüp ya bir dakika dedim. Karbonhidrat doğada zaten az olduğu için biz onu hemen asimile edip enerji enerjisini kullanmak için çok arıyorduk, buluyorduk ama biz normalde bizim atalarımız hayvanların iç yağlarından, sağlıklı bu işte bitki yağlarından bol miktarda istifade ederek yağ tabanlı bir metabolizma kullanıyorlardı ve yağ metabolizmasının özelleşiyor. Vücut için pahalı biraz. Hı. Yani glikoza göre zor yıkılıyor yağ. Eğer glikoz varsa yağ hiç ellemiyoruz biz. Hı. Ve yağ metabolizması çalışmayınca da bizim enerjimiz böyle pikler halinde gidip geliyor. Gerçek açlık. Eğer sistemi bozmamışsanız yaklaşık 8-10 saat içerisinde uyanan ve vücuda çok büyük faydaları olan bir şeydir. Grelin gibi, leptin gibi vesaire bir sürü hormonlar var. Belki en çok yer ayırdığım kısmı ikna etmeye çalışıyorum. Kendimi de herkesi de. Açlık tabiatta insanoğlunun vücudu için faydaya çevirmeye öğrendiği bir histir. Çok güzel. Ve eğer biz bunu kaybedersek ki modern insan günde bir kere bile gerçekten acıkmadan ölebiliyor. Ömrümüz gerçekten kısalıyor, kafamız gerçekten çalışmıyor, beynimizin metabolizması hakikaten bozuluyor ve sürekli yiyecek bağımlısı olarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Yüksek yağ düşük karbonhidrat diyetini vücudunuza öğrettiğiniz zaman göreceksiniz farkını. Yani bir gün de açlık konuşalım hocam. Yoksa. Bir gün de hep birlikte çok sevinirim. Gerçekten burada hani söz almış gibi olacağım. Biraz sizi zor duruma sokabilirim ama vaktiniz olduğunda lütfen bir gün de açlık konuşalım. Aç ben oraya. Hayır yani açlık her türlü açlık. Burada psikoloğumuz da olsun. Açlıktan tokluğa doğru gidiş yolu. Konuşalım. Tabii. Çok kıymetli. Akşama ne yapacaksın? Çok merak ettik. Çok merak ettik. Ama biz buradan bir şimdi değil mi? Yemek yememiz lazım. Bir reçete çıkaralım. Bir şey alalım istedik. Abi siz çok yağlısınız. Abi yağ takmışsınız. Benim favori yemekler bu sezonda böyle ekeyim kazın zamanında çok güzel böyle karnabahar, brokoli, sulu yemekleri. Biz İtalya'da afi böyle 2-3 kişi makarna ekliyoruz içeride. Böyle komple oluyor yemekler. Biraz zeytinyağı. Komple oluyor. Sebze yemekleri, biraz karbonhidrat, biraz zeytinyağı. Şimdi onu mu yapacaksın akşama? Zeytinyağı, ben şu anda zeytinyağı burada daha fazla yemek pişirme ve son dokunmak için de Edremit Ayvalık tarafında seçiyorum. Alıyorsun. Çünkü daha dengeli. Ne zaman böyle sadece batırmak istersen biraz daha doğa, böyle biraz ata zeytinyağı daha seviyorum. Çünkü biraz daha ciddi bir zeytinyağı, biraz da böyle karaman zeytinyağı, ben zeytinyağı söyleyeyim. Bak. Çok teşekkür ediyorum benim için. Vaktimiz bitti. Sana Harbi Ege zeytini buluruz. Ben çok sağ olun. Değerli bilgilerinizle burada bizimle birlikte oldunuz. Ne güzel. İnşallah sevgili seyircilerimiz de kendi paylarına çıkanı almıştır buradan. O kadar değerli bilgiler ki bunlar ama ben yine aynı yere geleceğim. Bugün aldıklarınızı elbette doğru olarak kabul edin ya da etmeyin. Ama mutlaka araştırın. Kendinizle birlikte adapte edin. Bence en güzel sonuç yine kişinin kendidir. Hoşça kalın.